Spor Toto ikincilik kırmızı grupta ilk yarının bitimine son 3 hafta kaldı. 12 Şubat stadyumunun bulunduğu noktadayız Kahraman TV ekibi olarak. Kahramanmaraş Spor Ligi'nin 14. haftasında Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak. Kırmızı beyazlar mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor hafta içi. Mehmet Erdal Alpaslan yaptığı açıklamada ilk yarı puan hedeflerini 20 puan ve üstü olarak belirlemişti. Bugün de Akdeniz Aslanları mücadeleyi kazanmayı hedefliyor. Bakalım Kahramanmaraş Sporlar bu maç öncesinde neler söyleyecek, hep birlikte görelim. Etimesgut Belediyespor mücadelesi ilk yarının bitimine son 3 hafta kaldı. Kahramanmaraş Spor'dan nasıl bir performans bekliyorsun? İnşallah abi yeneriz. Kendi şeyimizde işte. Yani umudumuz o abi, yeneriz abi. İyi maç olur yani, inşallah Maraş Spor kazanır abi. Bence Kahramanmaraş Spor alabilir, playoff da oynayabilir gibi geliyor bana. Umarım galibiyetle sonuçlanır. Bu galibiyete şu an çok ihtiyacımız var. Hem moral olarak hem taraftar olarak galibiyetleri özledik. İnşallah galibiyetle sonuçlandırırız. Her zamanki gibi Maraşspor'un hedefi olan şampiyonluğu oynayan bir takım istiyoruz biz. Başkanımız da Zafer inananlarındır. Biz de bu takıma inanıyoruz. İnşallah elinde sonunda bu takım şampiyonluğa ulaşacaktır. Süper Lig'e baktığında dört büyükler de iyi durumda değil. Bizim Maraşspor onlardan kat kat iyi. Konya Spor gibi bir takım eledik. Sırada Alanya Spor var. Bugünkü maç hava da çok güzel. Çok güzel bir futbol seyredeceğiz burada taraftarımızla. Ama önceliğimiz her zaman Kahramanmaraş Spor. Takımımız iyi. Bir iki eksiğimiz olmasına rağmen. Ama gönüllerde her zaman Kahramanmaraş Spor. Alanya Spor bize yabancı olmayan bir takım. Daha önceden de oynamıştık Alanya Spor'la. Bu hafta da zaten yenildiler. Takımımız iyi. Dinlenen futbolcularımız da var. Sakatlarımız da yetişecek. İnşallah başkanımız Fatih Ceyhan'ın desteğiyle, belediyemizin desteğiyle taraftarımıza otobüs de alıp iki otobüs gideceğiz. Yenip geleceğiz. İstediğimiz sonucu alıp geleceğiz. Tabii ki gönüller her zaman Kahramanmaraş Spor. İnşallah kazandığımız bir maç olur. Takımımıza güveniyoruz. Son haftalar güzel galibiyetler aldı. Galibiyet alamasa bile kaybetmedi. Berabere kaldı. Yarıda gelen bir gol var. Etimesgut Belediyespor 1-0 öne geçti. Kahramanmaraş Spor'da hiç umut vadeden bir futbol ortaya koymuyor maalesef. Neler söylemek istersiniz ilk yarı sonunda? Bu sezon Kahramanmaraş Spor'u kendi sahasına aldığı en kötü müsabaka diyebiliriz. Hiç çıkamıyorlar. Ceren Taha Dincer'in yokluğunu bayağı bir hissetti takımımız. Ama yani arada olsa birkaç tane önemli gol sonları buldular. Ben ikinci yarı gol bulacağını düşünüyorum Kahramanmaraş Spor'un. Ama yine de tabii çok iyi oynamıyor Kahramanmaraş Spor. Bugün çok iyi oynamıyor. Taraftarlarımız da ilk yarıda sanki bunu hissetti ve direkt tepki göstermeye başladı. Ben umuyorum ikinci yarı Kahramanmaraş Spor golü ya da golleri bulacak. Yani gerçek Kahramanmaraş Spor mutlaka ikinci yarı sahaya yansıyacak diye düşünüyorum. Dakika 54. Mücadelede Etimesgut Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Dakika 30'da Burak Çolak'tan gelmişti gol. İkinci yarıya Kahramanmaraş Spor çok etkili başladı. Birkaç pozisyon buldu ancak henüz gol gelmedi. Taraftara değinmek lazım Kahramanmaraş Spor'un taraftarı Edeler. Her noktada takımını yürekle, istekle, arzuyla destekleyen bir taraftar topluluğuna sahip. Bugün de yine Etimesgut Belediyespor mücadelesinde 90 dakika boyunca takımlarını büyük bir coşkuyla destekliyorlar. Maçın başlangıcından bitiş anına kadar her noktada onların sesini duyabiliyoruz. Hakikaten bu yürekli taraftar topluluğunu takdir etmemek mümkün değil. Kahramanmaraş Spor taraftarı takımının her zaman yanında. Etimesgut Belediyespor 2-0 öne geçiyor. Uzaktan çok güzel bir gol geldi. Kahramanmaraş Spor için şok dakikası 80. Rakip takım 2-0 öne geçti. Maraşspor'un ikinci yarıda gol çabaları vardı. Etkili atakları vardı ancak istenen, beklenen gol bir türlü gelmedi. Ve Etimesgut Belediyespor farkı 2'ye çıkaran golü uzaktan çok net bir şekilde attı.
Kahramanmaraş Spor Spor Toto 2. ve Kırmızı grubun 14. haftasında sahasında Etimesgut Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. Akdeniz Aslanları iç sahada üst üste 2. mağlubiyetini aldı böylelikle. Maç sonu değerlendirmesini spor yorumcusu Orhan Külek'le değerlendireceğiz. Hakikaten kritik bir süreç Kahramanmaraş Spor için. 2-0'lık bir mağlubiyet var. Üst üste 2. iç saha mağlubiyeti bu aynı zamanda. Nasıl değerlendirirsiniz mücadeleyi? Ya şimdi öncelikle takıma nazar mı değdi diye bir düşünceye kapılmaya başladım ben. Ama yani maça çok kötü başladık. İlk yarı çok kötü oynadık. İkinci yarıya iyi başladık ama burada taraftarımız sanki maçı çok erken bıraktı gibi. Çok erken tepki göstermeye başladı. Biz burada çok zor süreçte atlattık Kahramanmaraş. Yani hep potanın içinde kaldı, ligde kalma mücadelesi verdi. Ama en büyük gücü taraftardı. Ben bugün taraftara çok şaşırdım. Yani 70. dakikalardı, belki daha öncelerdi. Hemen protestoya başladılar. Erdal Hoca'nın istifasını istediler. Erdal Hoca yani takıma çok şey kattı. Geçen sene geldi, bu takımı ligde bıraktı. Hakkını inkar etmememiz gerekiyor. Yani yanlış taktik vermiş olabilir. Genç Berke ile başlamış da olabilir. Berke çok genç bir oyuncu. Hakan Koçarslan'la da başlayabilirdi. Ama yani bilmiyorum, yine de Kahramanmaraşspor'un hocasının bu kadar erken istifaya davet edilmesi, Erdal Alparslan'ın takıma yaptığı şeyler ortada. Yani ben taraftar gibi düşünmüyorum. Ama taraftar beni çok şaşırttı. Bu takımın her zaman arkasında olan bir taraftardı. Yani neden böyle bir şey yaptılar? İlginç yani, gerçekten çok ilginç. 90 dakikada belki atsasaydık beraberliği bulabilirdik, galibiyet golünü bulabilirdik. Takım çok kötü oynadı, kabul ediyoruz. Ama ikinci ayda iyi başladı. Bunu da söylemeden geçmeyelim.